Merhabalar. Nacar Karavan tarafından üretilen Katavaran 6990 modelini bugün tanıtacağım size. Bu modeli özel kılan hem suda hem de karada gidebilir olması. Normal bir çekme karavana benzeyen ama arkasında motor olan bu araç nasıl hareket ediyor, nasıl gidiyor? Biraz o bilgileri vereyim. Öncelikle bunun bir karavan, yani bir dingil sistemi düşünün. Bir şase düşünün. Bunun üzerinde şurada gördüğünüz yükselme kısımlar var. Ona bastığınız zaman tekne bu platformdan ayrılıyor. Bunu ne zaman yapmamız gerekiyor? Bunu suya girdiği zaman. Yani şöyle düşünün, siz bununla geri geriye suya yanaştınız. Tatlı suya girdiniz. Daha sonra şuradaki düğmelerle bastınız, tekneyi yükselttiniz. Tekne diyorum, işte siz anlayın, katavaranı yükselttiniz. Platformdan bağlantısı kesildi. Daha sonra ırgat sayesinde yavaş yavaş denize doğru ya da göle doğru saldınız. Artık tamamen göle girmiş oldu. Aynı şekilde sudan çıkışı da gene römork yanaşıyor. Katavaran üstüne doğru geldikten sonra, belirli bir noktaya ulaştıktan sonra buradan basarak yükseltme ayakları, şu gördüğünüz çapraz ayaklar yükselerek tekneyi, yani tekne diyorum bazen karavan diyorum, benim de kafam karıştı. Katavaranı yükseltiyor, öyle diyelim. Zaten orada piston var, görülüyordur umarım. Şöyle piston, siyah bir piston ucu görünüyor. Evet, içine doğru bir yolculuğa başlayalım. Ben biraz denizle de ilgilendim. Denizde arama kurtarma üyesiydim. Öncelikle şunu söyleyeyim, bunu bir dalgalı ortamda kullanmanıza imkan yok. Çünkü zaten rüzgar kesit olsun, ağırlığı olsun, o motorun güçsüzlüğü olsun size izin vermez. Ayrıca burada kontrol kısmının burada olması da sizin görüşünüzü de daraltıyor. Cam ne kadar büyük olsa da bu size yeterli bir alan sağlamıyor. Bunu daha çok tatlı sularda keyif gezintileri için kullanabileceğinizi düşünün. Firmayı bir yönden tebrik ediyorum. Buraya normal karavan camı koymamaları gerekiyordu. Onlar da koymamış. Yani böyle bir karavan camıyla bunda hareket edemezsiniz. Onun yerine gene karavan camı ama sürgülü olan modelleri tercih etmişler. Bunlar Berhini'nin çift katlı. Bu hem hareket halindeyken içeriye hava almanızı sağlar, hem de dışarı doğru kalkarak yapısı olmadığı için kırılmalardan filan etkilenmez. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Tabii burada bu aracın özelliklerini görebiliyor musunuz? Durdurup bakabilirsiniz. Şimdi gelelim iç kısmına, teknenin özelliklerine. Burada elektrikli bir motor var arkadaşlar. Çok güçlü olmayan. Değiştirilebilir. Ama elektrikli motorun avantajı da işte bu araçta zaten yeterli bataryalar olacağı için, aküler olacağı için kullanabilirsiniz. Bunlar karşılıklı olarak çekerek masada aşağı inerek burası yatak haline geliyor. Büyük boy buzdolabı tercih edilmiş. Burada iki gözlü ocak, EV'yi görüyorsunuz. Teknenin kontrol kısmı burada. Motorun gücü, işte dümeni burada. Burada da teknelerden alışık olduğumuz koltuğunu görüyorsunuz. Ama dediğim gibi görüşü kısıtlı. Bu da zaten çok hız yapmayacağı için sorun olmayacaktır. Burada güzel bir oturma grubu var. U şeklinde geniş, büyük bir camla desteklenmiş. Buna isterseniz manuel perde ekleyebilirsiniz. İsterseniz de elektriksel potansiyel fark verilerek rengi değişen camlar kullanabilirsiniz. Burada ise dışarıya açılan cam tercih edilmiş. Dediğim gibi bunun da sürgülü olması daha iyi olabilirdi. Son olarak banyo kısmını da göstereyim sizlere. Pardon dostum, onu bir açalım. Burada bir lamba olması iyi olurdu ya da ben bulamadım. Burada bir kasetli tuvalet var. Havalandırma mevcut. Araç bu şekilde. Yerler orijinal tik olmasa da tik görünümlü. Belki de tiktir. Güneş. Hadi anne.
Şu an fuarın son günü, çok fazla ilgi olduğu için çok yoğun. Tekerlekler biraz içeride kalmış. Tabii benim hep aklıma 100.000 tane soru geliyor her zaman olduğu gibi. Tekerlekler mesela nasıl değiştirilebilir diye düşünüyorum. Aynı, ama şunu da biliyoruz, bu yükseltilebiliyor. Yani bunu yükselttiğiniz zaman tekerleklere ulaşabilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu tarz videolarımı izlemek için ED Lab Karavan ve Karavan TV kanallarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.